Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Twitter üzerinde güvenlik ve hesap erişiminizi nasıl düzenleyebilirsiniz, bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Öncelikle Twitter hesabınıza giriş sağlıyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra daha fazla seçeneğine tıklayarak buradan ayarlar ve gizlilik kısmına geliyoruz. Güvenlik ve hesap erişimi ayarlarınızı düzenleyebilmeniz için güvenlik ve hesap erişimi seçeneğine tıklıyoruz daha sonrasında. Burada ilk kısımda güvenlik seçeneği bizlere belirmiş oluyor. Hesabının güvenliğini yönet diye de bir başlık var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan iki faktörlü kimlik doğrulamasını açabiliyorsunuz ve ek şifre korumasını ayarlayabiliyorsunuz. İki faktörlü kimlik doğrulaması şöyle. Bu doğrulamayı açarsanız hesabınıza giriş yaparken şifrenizi yazdıktan sonra kısa mesaj olarak ikinci bir doğrulama kodu alıyorsunuz. Bu kodla giriş yapabilirsiniz. Kimlik doğrulama uygulaması kullanabilirsiniz. Yani kimlik doğrulama kodu uygulamasını da tıklayarak Twitter'a her giriş yaptığınızda bir onay kodu gelecektir. Mobil kimlik doğrulamayla alakalı o kodu giriyorsunuz. Ve üçüncü seçenek de güvenlik anahtarı. Twitter'da yine giriş yaparken bilgisayarınıza takılan ve mobil cihazınıza senkronize edilen bir güvenlik anahtarı kullanın diyor. Mobil cihazlar üzerinde ekran parmak izi okuyucusu olabilir, yüz tanımı olabilir veyahut da bilgisayarınıza takmış olduğunuz bir parmak izi cihazı olabilir. Bu cihazlar üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada en makul olanı kısa mesaj. En çok kullanılan da budur zaten. Ve bunda şöyle de bir durum var. İki faktörlü kimlik doğrulaması aktif duruma getirildiğinde hesabınızın çalınma olasılığı çok çok düşük oluyor. Çünkü size gelen mesaj karşı taraf göremeyeceği için, eğer telefon erişimi yoksa, sizin telefonunuzun erişimi kendisinde yoksa göremeyeceği için hesabınızı çalması çok zor. Bu çok iyi bir güvenlik yöntemidir ve bu güvenlik yöntemiyle hesaplarınızı sadece Twitter üzerinde değil, Instagram ve Facebook üzerinde de bu işlemleri sağlayabilirsiniz. Ve kendi hesabınızı koruma altına almış olursunuz bu şekilde. Daha sonrasında da ek şifre koruması var. İkinci seçenekte bu ayarın etkinleştirildiğinde ise şifrenizin sıfırlanması için ek bilgiler gerektirerek hesabınıza ekstra güvenlik eklemiş oluyorsunuz. Etkinleştirdiğinizde şifrenizi sıfırlamak için hesabınıza daha doğrusu hesabınızla içerisinde bir telefon numarası veyahut da bir e-mail adresi girilmesi gerekiyor. Bunu da aktif duruma getirdiğinizde bir şifre istiyor sizden. Twitter hesabınızın giriş şifresi. Bu şifreye girdikten sonra buradan ek şifre korumasını aktif duruma getirmiş oluyorsunuz. Bir geri kısma geldiğimizde de uygulamalar ve oturumlar kısmı var. Burada da hesabınızı ve hesabınızı bağladığınız uygulamalara giriş yaptığınızda bununla alakalı bilgileri görüyorsunuz. Bir oyuna Twitter hesabınızı bağlamış olabilirsiniz. Genellikle PUBG Mobile hesapları, yani PUBG Mobile hesaplarına Twitter hesapları bağlanabiliyor. PUBG Mobile hesabınız çalındığında, özür dilerim, Twitter hesabınız çalındığında PUBG Mobile hesabınız da çalınabiliyor aynı zamanda. Buradan bağlı uygulamaları görebiliyorsunuz. Şu an bende herhangi bir yok. Bağlı uygulamaların ayarlarını buradan yönetebiliyorsunuz. Oturumlar seçeneği mevcut. Burada da oturum, yani hangi cihaz üzerinde giriş yapılmışsa hesabınız, o cihazların bilgilerini görüyorsunuz ve buradaki cihazlar üzerinden çıkışını sağlayabilirsiniz. Eğer sizin bilmediğiniz bir hesap üzerinden, özür dilerim, sizin bilmediğiniz bir cihaz üzerinden giriş yapılmış ise buradan çıkışını sağlayabilirsiniz ve cihazı engelleyebilirsiniz. Hesap erişim geçmişi var. Burada da ilk öncelikle şifrenizi giriyorsunuz, Twitter şifrenizi. Daha sonrasında hesabınıza hangi saatler aralığında nerelerde giriş yapmışsınız, bununla alakalı bilgilere giriş yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Son olarak da giriş yapılan cihazlar ve uygulamalar seçeneği mevcut. Buradan da yine aynı şekilde Twitter hesabınızın şifresini girerek hesaba giriş yapılan cihazları ve uygulamaları tek tek görüntüleyerek kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Twitter hesabın üzerindeki güvenlik ve hesap erişimi ayarlarınızı nasıl yapabilirsiniz, bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Veyahut da 11858 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.